Bugün sinemadaki kadın varlığını konuşacağız. Kadın yönetmenleri, kadınların sinemadaki etki alanını ve bu alanın geçmişten günümüze nasıl bir seyir izlediğini, dünya sinemasındaki, Hollywood'daki, belki biraz da Türk sinemasındaki çerçevesini çizmeye çalışacağım. Öncelikle biraz kadının varlığını, sinemadaki varlığını konuşurken kuşkusuz feminist akımdan, biraz feminizmden bahsetmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bu konuda önemli bir kafa karışıklığı olduğunu da düşünüyorum. Özellikle erkek zihniyetinde, erkek zihninde feminizmin tanımlanmasıyla ilgili, feminizmin derdinin ne olduğuyla ilgili önemli muğlaklıklar olduğunu da düşünüyorum. Bu çerçevede sinemadaki kadının varlığını ve buna dair ne kadar eşitliksiz bir yaklaşım olduğunu ortaya koyarken, feminizmin de mücadelesinin neyle ilgili olduğunda biraz daha çerçevesini çizeriz diye düşünüyorum. Öncelikle genel anlamıyla feminizmi, liberal bir feminizm okuması üzerinden tanımlarsak, kadın ve erkeğin eşitlikçi bir yaklaşım içinde olması gerektiğini savunan bir anlayış olarak ortaya koyabiliriz. Kuşkusuz feminizmin kendi içinde, kendi dalları arasında farklı yansımaları ve farklı temsiliyetleri olabilir ama sinema için, sinemadaki kadın mücadelesi için çerçevesini çizecek olursak, biraz daha böyle eşitlikçi, kadın ve erkeğin sinemanın hem kameranın hem önünde hem de arkasında eşit ve imkanlı bir biçimde bulunabilmesi olarak tanımlayabiliriz. Bu konuda bir takım tanımlamalar, bir takım mücadeleler var. Bunlara geçmeden önce feminizmin eşitlik mücadelesinin çerçevesini çizerken başka bir kavram daha çıkar karşımıza, da toplumsal cinsiyet. Biraz toplumsal cinsiyetten de bahsetmemiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü esasen sorunlu olan şey bu. Sorunlu olan şey bu toplumsal cinsiyet sistematiği. İnsanın doğumdan gelen kadın ve erkek olarak ayrılmış halini ataerkil bir zihniyetin egemenliğini kurumsallaştırmasıyla beraber belli rol modellerinin erkeğe, belli rol modellerinin de kadına atfedilmesi ve bunun kurumsal biçimde devam etmesiyle beraber oluşan toplumsal cinsiyet, özellikle mesleklerde, ev içindeki iktidar alanında, yönetimde, bütün iktidarlarda, hükümetlerde, bütün meslek gruplarında kadınların ve erkeklerin yapacağı işlerin bir biçimiyle adı konmasa dahi tanımlanması olarak tanımlayabiliriz toplumsal cinsiyeti. Örnek olarak kadınların yapacağı mesleklerin belli meslekler olduğu, hatta bazen kısmen çalışmamaları gerektiği, evde olmaları gerektiği gibi kendilerinin fiziksel olarak varlıklarından daha öte kodlanmış bir takım ataerkil tanımlamalarla çizilmiş bir çerçeve olduğunu söyleyebiliriz. Söz gelimi hem kadınların hemşire olarak çalışabileceklerinin ön kabul yapılırken doktor olmalarının abes olarak görülmesi veyahut pilot olarak çalışmaları çok uygun görülmezken, şaşırtıcı bulunurken hostesliğin onlar için olduğunu düşünülmesi gibi, dediğim gibi cinsiyetlerinden getirdikleri özelliklerden bağımsız olarak toplumsal kodlarla, ataerkil zihniyetle oluşmuş yapılardır toplumsal cinsiyet yaklaşımı. Bunun dışında mesela mühendisliğin erkekler için olabileceğini düşünülmesiyle beraber öğretmenliğin daha çok kadınlar için olması gerektiği gibi ya da müdürlüğün, yöneticiliğin kadınlar için değil de erkekler için olabileceğinin düşünülmesiyle sekreterlik gibi işlerin daha çok kadınlara yönelik gibi kadınlara yönelik olmasını düşünülmesi gibi şeyleri toplumsal cinsiyet kodları olarak düşünebiliriz. Feminizmin esasen mücadele alanı bu çerçevedeki algıların değiştirilmesidir. Bunun sinemaya da karşılıkları var. O yüzden bu feminizm tanımlamasını ve toplumsal cinsiyet yaklaşımlarını konuşmak zorundayız. Çünkü sinemaya baktığımızda da bu hastalıklı zihin yapısının sinemaya da yansıdığını göreceğiz. Bunun dışında şundan bahsedebiliriz ki sinemada genel olarak işte son yıllarda artan 50-50 gibi çalışmalar var. Bunlar kameranın hem önünde hem de arkasında, festivallerde, jürilikte, filmlerin seçiminde kadın ve erkek yaratıcıların ve karar mekanizmalarında yer alanların hem kadın hem de erkek olarak eşitlikçi bir biçimde yer almasını savunur. Toplumsal cinsiyetin mücadele alanlarından birini de toplumun kullandığı dil olarak, dildeki yansıması olarak da söyleyebiliriz. Burada geçmişten beri gelinen bir tanımlama olan iş adamı tanımlaması. Bugün artık iş adamının biraz daha dönüştüğünü, biraz daha iş insanına doğru dildeki dönüşüm için söylüyorum. İş adamının iş insanına dönüştüğünü, yani çalışan insanın sadece erkek olmayacağının dilde de yansımasının olduğunu söyleyebiliriz. Bunun başka bir yansıması da bilim adamıdır. Bilim adamının da artık biraz daha kitle iletişim araçlarında bilim insanına doğru evrildiğini söylememiz mümkün. Bu işte bizim başta söylediğim o toplumsal cinsiyetin
dildeki yansımalarıydı ve bu biraz daha feminist mücadeleydi. Belki biraz sanat formlarındaki mücadeleyle bunun biraz daha değiştiğini, dönüştüğünü söylememiz mümkün. Sinemadaki durumuna gelecek olursak, bu girişi biraz o yüzden yaptık aslında. Sinemadaki durum nedir? Yani sinemaya nasıl bir yansıması var? Bunu önce Hollywood sinemasından karşılığına bakalım isterseniz. Amerika'da buna dair önemli vakıflar, dernekler, mücadele platformları var. Bunların yaptığı istatistiklere bakacak olursak, en çok izlenen 250 filme baktığımızda, en çok izlenen 250 filmin kaç tanesinin yönetmeni kadın, kaç tanesinin yapımcısı kadın, buna dair bir takım istatistikler yayınlanıyor. Baktığımız vakit en çok izlenen 250 filmin sadece %10'unun yönetmeninin kadın olduğunu görüyoruz. Yapımcılarının %20'sinin sadece kadın olduğunu görüyoruz. Daha enteresan bir şey ise, bu arada kurgucularının da, yani filmi editleyen insanların da ortalama %15-20 bandında olduğunu söyleyebiliriz sadece kadın oranının. Ama daha trajik olansa görüntü yönetmenleri %5 civarında, hatta bazen %5'i bile bulmuyor. Buradan şu varsayımı çıkarabiliyoruz. Kadınlar belki kamera arkasında yapımcı olarak, yani senarist oranı da %20'lerde bu arada. Hani yazıyla ilgili kısımlarına iyi kötü imkan tanınabiliyor, çok düşük de olsa. Ama biraz daha fiziksel bir boyutta, daha kreatif taraflarında ki süreçlerde kadınlara biraz daha muhafazakar davranıldığını, hani bu işler biraz da erkek işi gibi bir bakış açısı olduğunu da görebiliyoruz. Burada çok daha yavaş bir dönüşüm var. Yani fiziksel olarak görüntü yönetmenliği biraz daha kamera kültüründen, kameranın kullanılmasıyla beraber oluşan bir meslek olduğu için burada oranın çok düşük olduğunu görebiliriz. Dediğim gibi yönetmenlik oranında ortalama %10 civarında olması, 250 film üzerinden, en çok izlenen 250 film üzerinden söylüyorum bunu, oldukça trajik bir tabloyla bizim karşı karşıya olduğumuzu gösterir. Bu anlamıyla 50-50 gibi mücadele alanları, tavırlar oldukça yerinde ve olması gereken çalışmalardır. Bunun karşılıkları nedir? Söz gelimi festivallerde karşılığını bulur. Jürileri seçerken kadın oranı ile erkek oranının eşitlikçi olmasına çalışılması. Bunun dışında seçilen filmlerin, yönetmenlerinin kaç tane erkek filmi seçildiyse bir anlamda o kadar da kadın filminin seçilmesine gayret edilmesi gibi mücadele alanları oluşuyor. Bunun dışında şunu da söyleyebiliriz ki, kadın yönetmen oranı arttıkça hem hikayedeki kadın duyarlılığının arttığını hem de filmin arkasında, arka planda çalışan kadın oranının da arttığını söyleyebiliriz. Yani kadın tek başına bir yönetmen olduğunda sadece tek başına bir filmin yönetmeni kadın olmuyor. Bakıyorsunuz, görüntü yönetmeni de kadın olabiliyor. Kadın hikayesi filmin biraz daha odağına gelebiliyor gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Çünkü ne yazık ki özellikle Hollywood sinemasında çok hakim bir filmin içinde kadın olduğunda bunun sadece genç ve güzel olması kıstasları üzerinden tanımlandığını, ana rolün erkek üzerinden kodlandığını görüyoruz çoğu filmde. Buna dair bir takım trajik bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu yüzden sinemadaki kadın bir varlığı, bir mücadele alanına dönüşmüş durumdadır şu an. Giderek de artan bir biçimde, küçük ama yani istatistiklere baktığımızda son derece küçük olarak artsa da önümüzdeki dönemde toplumsal cinsiyete karşı verilen mücadeleyle, feminist bir zihniyetle, feminist bir tavırla verilen mücadeleyle sinemanın hem perdenin, kameranın önündeki hem de arkasındaki kadın oranının artacağına, en azından artması gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bunun dışında bazı filmlerden örnekler göstermek istiyorum. Yani bizim ne yazık ki çok sevdiğimiz, çok böyle izlenme oranları yüksek kült filmlerin içini feminist bir bakış açısıyla, kadını önceleyerek, kadın varlığı üzerinden sorguladığımızda son derece trajik şeylerle karşılaşıyoruz. Birkaç örnek vereyim. Mesela James Bond filmleri. Who are you? Bond. James Bond. Good morning. My name's Bond. James Bond. Oh, Draco. Yes, who is it? Bond. James Bond. Thank God, James. Who are you? My name is Bond. James Bond. My name's Bond. James Bond. Good evening. My name is Bond. Good afternoon. Can I help you? Yes, my name is Bond. James Bond. Captain, I'm with the British Secret Service. The name is Bond. James Bond. My real name is Bond. James Bond. You must take my word for it. Who are you? Bond. James Bond. Thank you, mister. The name's Bond. James Bond. This is the new banker, Mr. Bond. James Bond. Mister? Bond. James Bond.
So you're a British spy. Do you have a name? My name's Bond. James Bond. Bond. James Bond. Bond. James. Ajanlığın erkeklikle beraber, erkek kavramının kurumsallaşmasıyla beraber kadınların etki alanını alaşağı etmesi ve kadınları etkilemesiyle oluşmuş bir ajanlık profili görürüz James Bond'da. Sürekli erkekliğini ortaya koyarak zekasıyla belki görünür gibi olur ama aslında yakışıklı, uzun boylu, yakışıklı bir figüratif tavırla kadınları etkileyen bir ajan olarak karşımıza çıkar. Ve oysa baktığımızda ajanlık tarihini okuduğumuzda ajanlık tarihinde etkilerinin çoğu kadındır. Yani erkeklerin zaaflarının ve bakış açılarındaki düşüklüklerden bazen istifade ederek çoğu ajanın kadın olarak başarı gösterdiğini görürüz. Ya da başka bir şey düşünelim. Mesela çok sevdiğimiz, çok böyle izlenen Zor Ölüm serisi. Zor Ölüm'ün ilk filmi. Christmas Eve in LA, California. Is Daddy coming home with you? Well, we'll see what Santa and Mommy can do, okay? A New York cop, John McClane, has come to see his wife. I missed you. Instead, he's going to have to save her. Niye bu filmleri seçiyorum? Bunlar özellikle Amerikan sinemasında, Amerikan iç pazarında çok önemli dönem filmleridir. Mesela Zor Ölüm en meşhur Christmas filmlerinden biridir. Baktığımızda karısını kurtarmaya çalışan bir erkek figürü görürüz. Ve son derece zayıf, son derece figüratif bir biçimde duran ve kurtarılması gereken bir kadın figürüdür. Zor Ölüm'de başroldeki figürün karısı. Erkek figürü ise bütün başarıları gösteren, onu düşmanların elinden, işte çalıştığı yerdeki sıkışmış binadan kurtarmaya çalışan figürdür. Hiçbir zaman eşitlikçi bir tavır karşımıza çıkmaz. Başka bir kahraman mitinden bahsedelim. Mesela Superman. Normalde uzaydan gelmiş, yani erkek ya da kadın olmaması gereken bir uzaylının erkek figüründe ve son derece eril bir tavırla kendini ortaya koyduğu bir kahraman mitiydi Superman. Onun da filmlerinin sahnelerini incelediğimizde sürekli kadınları zor durumlardan kurtaran, kadınların ona muhtaç kaldığı bir karakter görürüz. Mesela kadını alır, yukarı doğru işte havaya doğru uçurur, kadınlar korkar ve ona sığınırlar. Yani burada bir uzaylı gibi görünen ama aslında erkeğin iktidarının kurumsallaştığı bir kahraman mitiyle karşılaşırız. Bu yaklaşımları çoğaltabiliriz. Söz gelimi King Kong serisi. Yani bir gorilin, canavarlaşmış, büyümüş işte neyse bir gorilin şehir hayatı içindeki yansımaları. Ama bunun içine girdiğimizde bir kadın erkek cins yaklaşımı görürüz yine. Çok beğendiği bir kadınla bir adeta barbarlaşmış bir erkek tavırlarıyla onu elde etmeye çalışır ve filmde kadının kurtuluş şansı yoktur. Yani ona sığınma, film bize şunu vermeye çalışır. Bu King Kong'a yani bu gorile, bu vahşi şeye artık neyse sığınmak zorundasın. O seni aslında korumak istiyor. Seni onun o
şiddet tavırlarına kanma, o aslında sana şiddet uygulamak istemiyor gibi bir imaj yüklemeye çalışır. Bu son derece sağlıksız, son derece hastalıklı bir bakış açısının ürünüdür. Bunun bir anlamıyla kadın erkek ilişkilerine de uygulanabileceğini söyleyebiliriz. Genel izleyici kitlesi için hazırlanan filmlerde kadınların biraz örselendiğini, kadınların varlığının biraz arka plana itildiğini söylememiz mümkün. Buna rağmen, buna karşın bazı filmlerde kadın duyarlılığının, kadının hayatın içindeki mücadele alanlarını perçinleyen, ona biraz daha destek veren diyelim tavır olarak filmlerde yok değil. Çok olmasa da bazı önemli, bu anlamda sağlıklı bir sistematik içinde kurulmuş filmlerde var. Thelma ve Louise filmi benim aklıma gelen ilk filmlerden biri. Thelma, have you lost your mind? I'm an investigator, Howard Slocum, Arkansas State Police. You get your butt back here, Thelma, now. As you know, we've tapped your phone. What? Maybe you... The police radio, Louise. Yani... evinden ayrılan, bir tatile gitmek isteyen iki genç kadının yolda başına gelenlere karşı verdikleri mücadele ve kendilerini bir kadın olarak ortaya koymaya çalışmaları, evden ayrılmalarının bir suç olmaması gibi bir bakış açısının sunulması filmin başarılı unsurlarından biri. Başka bir film mesela, çok klasik bir tavır ama klasik bir film ama güzel bir masal örneği. Ama aynı zamanda genç bir kadının kendini hayatın içinde başarılı olarak göstermesini de destekleyen bir yapım, Oz Büyücüsü'ydü. Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. I'll get you, my pretty, and your little dog too. I'm not afraid of her. I'll see you reach the wizard. Won't you take me with you? Why, of course I will. Hooray! Because of the wonderful things he does. Lions and tigers and bears. Oh my! My little party's just me. Oz Büyücüsü'nde çoğu masalın, çoğu filmin dışında, çoğu sinema ürününün dışında kadını güçlü gösteren, kadını erkeklerin yanında ezilmiş olarak göstermeyen, kendi ayakları üzerine durabilen, bir sürü sorunu kendi başına çözebilen ve hatta daha kaygılı çevresindeki erkek figürlerine destek veren bir tavırla bir Dorothy'yi görüyorduk. Bu anlamıyla da Oz Büyücüsü, kadının kurumsal olarak kendi ayaklarının üzerine durmasının da o en somut örneklerden biriydi diye düşünüyorum. Son dönemden de bir örnek vermek istiyorum. Açlık Oyunları filmi. Lay down their weapons now. You're alive. PETA is the capital's weapon. The same way you're ours. You will rescue PETA at the earliest opportunity, or you will find another Mockingjay. Açlık Oyunları'nda da son derece güçlü bir kadın karakter yaratılmıştı. Hem de fiziksel güçle kendini ortaya koyabilen bir kadın karakterdi. Genelde ne yazık ki böyle filmlerde güçlü kadın imajı yaratılan, fiziksel olarak güçlü kadın imajı yaratıldığında o güzel olmayan bir kadın figürü kullanılır burada. Yani güzellik ve fiziksel güç bir arada genelde sinema tarihinde çok göremiyoruz. Açlık Oyunları'nda ise karakter hem güzel, fiziksel olarak güzel bir karakter olarak seçilmiş, hem de çok güçlü. Bu anlamıyla bu örnekleri çoğaltmak, sinema tarihinde bunların çoğalmasına fırsat tanınması gerekiyor. Bu bize biraz daha çoğulcu bir bakış açısı ve erkeğin hayatın içinde kendini iktidar olarak görmesinin sorgulanmaya müsait bir hale gelmesini sağlayabilir diye düşünüyorum. Hollywood sinemasının genel çerçevesini bu şekilde çizebiliriz. Kuşkusuz birkaç filmle Hollywood'dan bahsedemeyiz. Ama şunu söyleyebiliriz, genel anlamıyla kadın erkek ilişkilerine dair sorumlu bir sinema tarihi var. Ama son yıllarda biraz daha kadının farklı yaklaşımların imkan tanındığı bir sinema olduğunu söyleyebiliriz. Dünyadan da örnekler vereceğim ama aslında daha çok Orta Doğu'ya doğru bir yolculuk yapmak istiyorum. Çünkü bizim yaşadığımız coğrafyaya gelelim. Nihayetinde burada yaşıyoruz ve buradaki kadın erkek ilişkileri bizim için daha belirleyici.
Biraz Arap coğrafyasından bahsetmek istiyorum. Yani hangi ülkelerde, sinema tarihinde ne gibi kadın yönetmenler var, kimler neler yapıyor, biraz bundan bahsedebiliriz. Açıkçası önümüzdeki tablo çok iç açıcı değil. Önce bunu fotoğrafını çekelim. Bazı ülkelerde güçlü kadın yönetmenler var. Söz gelimi Lübnan sineması. Lübnan sinemasında son yıllarda filmleriyle kendi alanını genişleten önemli bir yönetmenimiz var. O da Nadine Labaki. Nadine Labaki'nin filmlerine baktığımızda kadın hikayelerini önceleyen, kadının Orta Doğu'da yaşadığı sorunlara, özellikle Lübnan'da yaşanan sorunlara, iç savaştaki kadın sorunlarına eğilen filmler çektiğini görüyoruz. Son çektiği filmde, Kefernaum filminde bir yoksulluk panoraması anlattı çocuk gözünden. Ama yine de kadın yönetmen olarak kurumsallığını oluşturması, yapımcı bulabiliyor olması, kendisini sinema tarihinde, Lübnan sinemasının içinde koyabiliyor olması, yani ismini yazdırabilmesi oldukça önemli bir başarı olarak görülebilir. Lübnan sinemasından Nadia Labaki örnek gösterirken Suudi Arabistan'dan da artık bir kadın yönetmen örneği gösterebiliriz. Bu biraz yeni bir bilgi. Yani birkaç yıldır artık Suudi Arabistan'da uzun metraj film çekiliyor ve ilk çekilen film de bir kadın yönetmenin filmi. O da Hayfa El Mansur. Hayfa El Mansur'un ilk uzun metraj filmi Vecide oldukça başarılı bir filmdi. Vecide, وين خطوتك؟ بأشي سيكل عشان سابق عبد الله. وبعدين إذا ركبتي سيكل ما تقدرين تحملين ولا تجيبين عيال. غالي عليك. بعطيك 10 ريال. 20. والله. Hem yönetmenin kadın olması hem de anlatılan hikaye bir kadın hikayesi olması münasebetiyle oldukça değerli. Genç küçük bir çocuğun bisiklet alma mücadelesinin anlatıldığı bir filmdi Vecide. Bu birkaç açıdan önemli. Çünkü bu bisiklet alma mücadelesi, yani sürücü olarak kamusal hayata katılmak isteyen bir küçük çocuğun mücadelesini anlatan filmin geçtiği ülke Suudi Arabistan'da kadınların ehliyet alma hakkı yoktu o zaman. Daha yeni verildi. Bu anlamıyla yönetmen çok zekice bir tavırla hem kadın mücadelesine bir anlamıyla küçük bir genç kızın gözünden önemli bir durak yapmış oldu, önemli bir mücadele alanı oluşturmuş oldu. Hem de Suudi Arabistan'a çekilmiş ilk film olarak, kadın yönetmen olarak bunu ortaya koymuş oldu. Bu anlamıyla önemli. Filmlerine devam ediyor. Yakın zamanda bir film daha çekti. Bu anlamıyla Orta Doğu coğrafyasında kadın yönetmenlerin sayısının yavaş olarak da olsa, özellikle Arap coğrafyasında arttığını söylememiz mümkün. Orta Doğu ülkelerinin, özellikle kadın yönetmenlerin, kadınların sinemadaki varlığının çerçevesini çizmeye devam edelim. Biraz Arap coğrafyasından örnekler vermiştim. Biraz İran'dan örnekler verebiliriz. İran sineması bu anlamıyla komşu ülkelerden biraz daha iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 60'lardan beri kadın yönetmenler film çekiyor burada ve kadınlar sinema sektöründe bir şekilde kendilerini var etmeye çalışmışlar. Yani var etme noktasında başarı göstermişler. Burada bir şairden bahsedeceğim. Tabii ki birçok İran sineması ile ilgilenenlerin tanıdığı bir isim. O da Firuz Firuzat. Firuz Firuzat'ın hem şiirleri bu dönemde yayınlanmaya başlanırken aynı zamanda Ev Karadır filmiyle de burada önemli bir başarı gösterdi. در هاویه کیست که تو را حمد میگوید ای خداوند در هاویه کیست بل 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 Çok derece şiirsel bir film örneği ortaya koydu. Orta Doğu coğrafyası için oldukça erken bir tarihte bir kadın yönetmenin uzun metraj filminin ortaya koyulmuş olduğunu gördük bu filmle beraber. Bugün geldiğimiz noktada tabii İran sinemasında çok kadın yönetmen var. Hepsini burada bahsedemem ama iki isimden özellikle bahsetmem gerekir. Biri Rahşan Beni İtimat, biri de Tahmine Milani isimlerinden bahsetmemiz gerekir. Rahşan Beni İtimat özellikle İslam devriminden sonra oluşan dönemde ilk filmlerini çekmeye başlayan ve 90 sonrası hem kadın figürünün, yani İran'daki kadın kavramının neler olduğunu, neler yapıldığını, kadınların hayattaki varlığını temsil eden filmler çekerken aynı zamanda sıkı bir yoksulluğun da yönetmeniydi. Rahşan Beni İtimat'ın Mavi Yaşmaklı filmini bu anlamıyla, yani hem yoksulluk, sınıfsal problemler hem de kadının varlığı, kadının İran coğrafyasındaki yaşadığı hayat sistematiğine dair
bir örnek olarak gösterilebilir. Rahşan ve İtimad'ın dışında Tahmine Milane isminden de bahsetmemiz gerekir. O da son derece başarılı kadın filmleri, kadınları önceleyen filmlerin İran'daki yönetmeni olduğunu söylememiz mümkün. Özellikle 99'da çektiği iki kadın filmi oldukça ses getirmiş ve İran'da daha önce konu çeperine alınmamış, işlenmemiş bir konu olan İslam devrimi sürecindeki üniversitelerin kapatılmasıyla kadınların üniversiteye devam edemeyip birçoğunun evlenmek zorunda kalması ve daha sonra yaşadıkları hayatı gözler önüne sören bir filmdi. Hatta yönetmen bu filmden sonra bir takım politik sıkıntılar da yaşadı. Bir sürü hapiste atmak zorunda kaldı. İran sinemasının ses getiren filmlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Burada birçok yönetmen var ama ben İran sineması için Başat yönetmeni olarak İslam devrimi öncesinde Ev Karadır filmini çeken Firuh Firuzat'tan bahsedelim. Daha sonraki dönemde Rahşan Beni İtimat ve Tahmine Milani isimlerinden bahsedebiliriz. Ortadoğu ülkelerinin özellikle Arap ve İran coğrafyasından farklı ülkelerin kadın yönetmenlerini ve sinemadaki kadın varlığından biraz bahsettim. Türk sinemasının, Türkiye'deki sinema hareketleri içindeki durumun biraz fotoğrafını çekmeye çalışalım. Burada tabii dünyadaki hakim sinema algısının dışında bir sinema algısı yok. Yani erkeklerin de yine dünyanın her yerinde olduğu gibi egemen oldukları bir sinema tarihinden bahsedebiliriz ama birçok kadın da bunu delmeye yönelik büyük, somut çalışmalar içinde oldular. Cahide Sonku, Bilge Olgaç ve Birsen Kaya'nın geçmişteki sinema tarihinde önemli çalışmaları oldu. Zaman içinde filmlerini kadın duyarlılıklarını arttırarak sürdürdüler. 2000 sonrası Pelin Esmer'in filmlerinin belli bir yaklaşım oluşturduğunu söyleyebiliriz. Onun hemen ötesinde ise 90'larla beraberse Tomris Giritlioğlu, Biket İlhan, İlksen Başarar'ın önemli çalışmaları vardı. Bunlar tabii böyle çoğu ilk filmlerdi ve belli bir kurumsallık oluşturmaya başladılar bir süre sonra. Özellikle Pelin Esmer'in sinema tarihinin içinde artık kadın yönetmen olarak belli bir kurumsallık oluşturduğunu söyleyebiliriz. 2000'den sonra ise çok daha umut verici bir şey oluştu ve çok sayıda kadın yönetmen ilk filmini çekti. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Yani ilk filmi çeken kadın yönetmenler önemli bir konu. Buradaki datayı tutabilirsek daha sonra burada önemli bir çizgi tutturulabilir diye düşünüyorum. Burada birkaç isim var. Söz gelimi Belmin Söylemez'in ilk uzun metrajı Şimdiki Zaman'dan bahsedebiliriz. Deniz Akçay'ın 2013'te çektiği Köksüz filminden bahsedebiliriz. Esra Saydan ve Nisan Dağ'ın birlikte yönettiği Deniz Seviyesi'nden bahsedebiliriz. Bunlar bizim bu 90'dan ziyade yani 90'lara doğru hareketlenen kadınların yönetmen koltuğuna oturmasının biraz da artmasının 2000 sonrasındaki resmi diye düşünüyorum. Melisa Önel'in Kumun Tadı filmi, Merve Kavan ve Zeynep Dadağ'ın çektikleri Mavi Dalga, Ahu Öztürk'ün 2015'te çektiği Toz Bezi filmi. Toz Bezi filmi biraz daha birçok filmden ayrılıyor çünkü eve giden temizlikçilerin de bir anlamıyla yani yoksulların da fotoğrafını çekebilen bir filmdi. Sinema tarihinde çok yeri olmayan, genelde orta sınıf kaygılar sinema tarihinde sinemamıza yansırken daha yoksul, daha temizlikçi kavramı dediğimiz o yan rollerde karşımıza çıkanın başrolde olduğu, odak olduğu bir filmdi Toz Bezi. Bu anlamıyla oldukça önemli. Emine Emel Balcı'nın yine 2015 yapımı Nefesim Kesilene Kadar filminden bahsedebiliriz. 2000 sonrası artan kadın yönetmenlerin filmlerini örnek olarak. Senem Töze'nin Ana Yurdu filmi var. Yine Görkem Yeltan'a yönettiği Yemekteydik ve Karar Verdim film var. Görkem Yeltan biliyorsunuz zaten oyuncu ama artık yönetmen koltuğunda da oturmaya başlamıştı bu filmle beraber. Ceyda Torun'un 2017'de çektiği Kedi belgeseli de çok ses getirdi. Hem dünyada hem Türkiye'de. Bu da kedilerin şehrin içindeki varlığını bir kadın gözüyle, kadın duyarlılığıyla yansıtabilen bir filmdi. Ceylan Özçelik'in ilk uzun metraj filmi Kaygı filmi de yine önemli bir film. Çünkü çok üstüne durulmayan Sivas katliamından hareketle ailesini yitirmiş bir kadının bu katliamla yüzleşmesini anlatan bir filmdi. Gülten Taraç'ın 2017'de çektiği Yağmurlarda Yıkansan filmi de 2017 yapımıydı. Yine yönetmenin ilk filmiydi. Vuslat Saraçoğlu'nun ilk uzun metraj filmi Borç da öyle. Bunlar farklı duyarlılıklarla kadınların varlığını hem yönetmen koltuğunda hem de hikayenin odağına taşımaya yönelik çalışmaları içeriyordu. Aynı zamanda Banu Sıvac'ın 2018'de çektiği Güvercin filmi de o yılın en çok ödül alan filmlerinden biriydi. Hem uluslararası arenada hem Türkiye'de çok sayıda ödül aldı. Banu Sıvacı da Güvercin'le ilk filmini çekmiş oldu. Bu tabloya baktığımızda aslında iyimser olmak için çok imkanımız var. Son derece fazla sayıda kadın yönetmenden bahsedebiliyoruz. Geçmişe yönelik yani geçmişle karşılaştırdığımızda 90'larla daha önce 80'lerle karşılaştırdığımızda 2000 sonrası kadın yönetmen sayısının arttığından rahatlıkla bahsedebiliriz. Bu çerçevede hem
sinema sanatının pahalı bir sanat olması, yani bir anlamıyla kadınların desteklenmesi gerektiğinden bahsetmeliyiz. Bir anlamıyla da bunun sinemamızın kendisi için hem de toplumsal dinamikler için son derece faydalı olduğundan bahsedebiliriz. Bu söyleşimin başında toplumsal cinsiyet kavramından bahsetmiştim. Biraz buradaki değişiklikler de biraz sanatın içinde kadın varlığının, kadın duyarlılığının artmasıyla beraber oluşacaktır. Çünkü erkek zihniyetiyle, erkek bakış açısıyla kadın figürler anlatıldığında, kadın hikayeleri anlatıldığında sağlıklı bir şeyle karşılaşamıyoruz. Yani bakış açılarımızın zenginleşmesi, kadınların da kendi hikayelerinin odağında kendilerini var etmeleriyle olabilecek bir şey diye düşünüyorum. O yüzden hem dünyada, hem Orta Doğu'da, hem de biraz daha özele inersek Türkiye'de kadın hikayelerinin çoğalacağını ve umutlu olmamız gerektiğini söyleyebilirim. Kadınların sosyal hayatın içinde aktifleşmesiyle beraber, evden çıkmalarıyla beraber, teknik olarak da birçok imkana kavuşmalarıyla beraber, yani kendi hikayelerini anlatmaya başlamalarıyla beraber diyelim, daha zengin bir kültürel hayatın içinde yer alacağımızı düşünüyorum. Sinemada kadın kavramını konuştuk bugün. Biraz özetlemem gerekirse, Hollywood'da bazı istatistikler verdim. Yani en çok izlenen 250 filmdeki kadın oranından bahsettik. Hem kamera arkasındaki hem de çok bilindik kadın, yani çok bilindik filmlerin, popüler filmlerin içindeki kadın bakış açısının ne kadar hastalıklı olduğunu gördük ve zaman içinde bunların ama giderek değişmeye başladığını da söyleyebiliriz. Bunun dışında Orta Doğu'da hem Suudi Arabistan'da hem Lübnan'da hem İran'da yeni yeni filizlenen, bazen de eskiden beri devam eden ama şimdi artış gösteren kadın hikayelerinden biraz bahsettik. Sonra da Türkiye'ye döndük. Türkiye'de de artık 2000 sonrası kadın yönetmen sayısının oldukça arttığını ve son derece fazla sayıda kadının ilk filmini çektiğinden de bahsettik. Umarım bu artış devam eder ve kadınların sinemadaki varlığı katlanarak, çünkü arada önemli bir uçurum var, katlanarak devam ederek belli bir eşitlik düzeyi tutturulabilir.